Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Birkaç dakika geciktim, kusura bakmayın. Bir internet sıkıntısı oldu inşallah. Geçen hafta başlamış olduğumuz, hatta ondan önceki hafta Safahat kitabından inşallah Hakkın Sesleri bölümünden bir kısmı okuyacağız inşallah. Şöyle biraz büyütelim. Arkadaşlar şu an ses geliyor olması lazım. Ömrüm ışık ay, ses mi yok yoksa ben mi duyamıyorum demiş ama normalde şey yaptım, birkaç dakika geç açtığım için herhalde ondan ses olmamıştır. Yoksa şu an ses herhalde var. Hayırlı akşamlar İhsan Çağrıcüz. Hayırlı akşamlar, tamam, geliyor demiş. Arkadaşlar biraz ekranı inşallah büyüteyim müsaadenizle. Şöyle hikayemizi hatırlayacak olursak, Hakkın Sesleri bölümünde iki tane arkadaş, bir tanesi bir vaizi dinlemeye camiye çağırıyor. Aralarında konuşmalar filan, bir şeyler oluyor, itirazlar oluyor. Ondan sonra camiye varıyorlar, camide vaizi dinlemeye başlıyorlar diyoruz. Şöyle ekranı biraz büyütüyorum inşallah. Vaizimiz çalışmadan başlıyor ve gerçekten güzel bir örnek veriyor. Onun bir kısmından inşallah okumaya başlayacağız. İlk kısmından ben okumaya başlayayım. Yani burayı okumada zaten çok problem olmaz. Fakat metin ilerledikçe bazı özel isimleri belki okuma noktasında zorluk yaşayabiliriz. Onları da beraber inşallah okuruz diye tahmin ediyorum. Evet, çalışmanın ehemmiyetinden, çalışmanın öneminden bahsediyor. Kürsüde hocamız. Evet, sözün bir yerinde biz de vaaza ne yapıyoruz? Dahil oluyoruz. Vaizi beraber ne yapıyoruz? Dinliyoruz. Evet, çalış. Çalış ki beka say olursa hak edilir. Say kelimesinin ne anlama geldiğini arkadaşlar sadece burada benim sizden istediğim say kelimesinin ne anlama geldiğini söylemeniz, yazarsanız memnun olurum. Yani böyle gidelim. Her kısmını sizin okumanızı istemiyorum. İstemeyeceğiz. Bazı yerleri sizin okumanızı isteyeceğiz. Evet, say kelimesi. Evet, çaba. Evet, tamam. Aba nokta olunca anlayamadım. Say mesai kelimesi de oradan geliyor arkadaşlar. Gayret etmek, çabalamak. Evet, manasına geliyor. Güzel. Çalış, çalış ki beka, yani devamlılık. Say olursa hak edilir. Kamer çalışmadadır. Gökle yer çalışmadadır. Güneş çalışmada, seyyareler çalışmadadır. Yani yıldızlar veya peykler, yani uydular veya kuyruklu yıldızlar, fark etmez. Kamer çalışmadadır. Gökle yer çalışmadadır. Güneş çalışmada, seyyareler çalışmadadır. Didinmeden geri durmaz nücumu Gisudar. Nücumu Gisudar. Evet, didinmeden Geysu diye de okuyabiliriz arkadaşlar. Gisudar diye de okuyabiliriz. Evet, didinmeden geri durmaz. Nücumu Gisudar. Evet, Gisudar kelimesinin anlamını bilenler varsa arkadaşlar onlardan rica edeyim. Ayşegül sadece Farsça bir kelime olduğunu söyledim. Gisu saç anlamına geliyor arkadaşlar. Giysi diyesim geldi hocam. Gisu saç anlamına geliyor. Kuyruklu yıldız arkadaşlar, beraber anlam veriyoruz. Nücumu Gisudar. Gisu diye de okuyoruz. Nücumu Gisudar. Gisu saç. Dar saçlı.
Nücum. Yani saçlı nücum denilince şöyle düşünün. Bir yıldız düşünelim ve bu yıldızın saçı olduğunu düşünelim. Hangi yıldız? Benzetme açısından. Kuyruklu yıldız. Evet, zaten dikkat ederseniz burada yukarıdan itibaren gök cisimleri ne yapıyor? Sayıyor. Bir daha diyorum. Kamer çalışmadadır. Gök ve yer çalışmadadır. Güneş çalışmada, seyyareler, yani güneşe tabi olan yıldızlar ve yıldızlar diyorum arkadaşlar, kusura bakmayın, gezegenler ve gezegenlere tabi olan peyk, uydular, uydularda peyk diyoruz arkadaşlar. Seyyareler çalışmadadır. Didinmeden geri durmaz nicumu giysudar, giysu, uzun i veya geysu, iki tarzda okunabilir. Giysu dar, yani kuyruklu yıldızlar, onlar bile gökyüzünde çalışmadadır. Tembel insanları çalışmaya teşvik etmek ve say ve gayrete getirmek için arkadaşlar gökyüzündeki o yıldızların hareket halindeki dönen kuyruklu yıldızların veya sabit yıldızların değişik isimleri verebiliyoruz. Onların o çalışmasını, o çabasını insanlara güzel bir örnek olarak sunuyor. Bütün alın teridir, durmuyor yağan envar. Evet arkadaşlar, burada nokta yok. Basından kaynaklanan bazı sıkıntılar oluyor. Biz burada noktaları kendimiz ne yapıyoruz? İtmam ediyoruz, tamamlıyoruz. Yağan envar, nurlar, gökyüzünden yıldızlardan bahsettiğinde burada da bir nokta eksik olduğu anlaşılıyor. Ebvar olmayacağına göre envar, yağan envar, nurlar. Bütün alın teridir, durmuyor, durmayıp yağan envar. Yabancı sanmayın, sanmayınız seyir edip de, evet şu kelimeyi okuyalım o zaman, nokta yine zayıf, ecramı, o gökyüzündeki yıldızları, yabancı sanmayınız seyir edip de ecramı, bir eski ailedir gökyüzünde aramı, bir eski ailedir gökyüzünde aramı. Evet, aram huzur manasına geliyor arkadaşlar. Buradan itibaren arkadaşlar şuradan itibaren biraz sizin okumanızı rica edeceğim. Şu kelimesinden itibaren alıyoruz. Kaç satır diyelim? 4 satır. 1, 2, 3, 4 satır. Böyle yapalım. 4 satırı okuyalım. Herhangi bir dizeyi de inşallah mesaj kısmına yazalım. Hepsini yazmaya gerek yok arkadaşlar. Evet, envar nurlar kelimesinden geliyor. Gayet güzel. Ve de İhsan Mert, abone olursanız seviniriz diyorsun da yani öyle bir gayretimiz yok. Teşekkür ediyorum okuldan öğrencim olduğu için. Yani o şekilde selamla gönderiyoruz. Gayret için de teşekkür ediyoruz. Fakat İhsan'cığım ekstra not vermiyoruz. Ama gayret için teşekkür ediyorum İhsan. İnşallah bazı öğrencilerim de dahil oluyor. Onlar Sabahattin yarışmaya girecekler. Yarışma neticesinde Ankara, İstanbul ve Çanakkale'yi gezmeyi hak kazanacaklar. Onun için derslere katılıyorlar. Tabi Osmanlıca Sabahattin olmayacaklar ama bir aşinalık olsun. Kulağına ne dolarsa, ne girerse fayda o şekilde diyelim. Evet, ihram diye okunur kesinlikle, fakat burada nokta hani gökyüzünden bahsettiği için ecram, yani cirm kelimesinin, cürüm değil de cirm kelimesinin çoğulu ecram, cirimler. Evet, gayet güzel okumaya başladık. Ahmet Emir, evet Ahmet Emir, tamam, güzel. Yani bu sayede biz de safahatü düzenini inşallah okumaya başladık ama güzel yerler varmış. Mesela burayı kaçırmışım, ya okuduysam bile unuttum ama büyük bir ihtimalle baştan sona düzenli okumadım. Ama gerçekten okuyunca gayet güzel bir kısım safahatta, yani bayağı hoş bir kısım diyeyim. İnsanları sahaya, çalışmaya, gayrete teşvik için son derece güzel bir örnek veriyor. Mehmet Akif camide vaaz kürsüsünde vaaz eden bir hocanın dilinden diyoruz arkadaşlar. Evet, okuyorum arkadaşlar. Şu var ki merkezi ta asumanda, işte eksik noktaları tamamlayacağız arkadaşlar. Ta asumanda olsa bile, merkezi ta asuman gökyüzü. Şu var ki merkezi ta asumanda gökyüzünde olsa bile gelüp yani gelip bizi besler kemali minnetle. Evet, ne bizi besliyor?
O nurlar, o envarlar, o ışık, o ışık olmasa elbette yeryüzünde hayat olmaz. Kastetti o ışıklar, o envar, şu var ki merkezi ta Asuman'da olsa bile gelip gelip bizi besler kemal minnetle. Evet arkadaşlar. Fakat bu aile hiç benzemez bizimkilere. Aslında gökyüzündeki ne diyelim yıldızları bir aileye benzetiyor. Belki her bir sistemi bir aileye benzetiyor. Mesela güneş sistemini bir aileye benzetiyor. O okuyacağız zaten göreceksiniz. İşte o güneş sisteminin babası olarak güneşi merhametli, şefkatli bir baba olarak bir nevi merkezde konumlandırıyor. Güzel bir örnek vermiş. Evet, fakat bu aile hiç benzemez bizimkilere, o gökyüzündeki o yıldızların oluşturmuş olduğu o aile grupları, o aileler, yeryüzündeki ailelere benzemez. Bozuşmamış onun efradı belki bir kere. Yani o gökyüzündeki o aileler, o takımlar, o yıldız grupları birer aileye benziyor. Fakat bizim aileler gibi değil, bozuşmamış onun efradı belki bir kere. İradeleri yok, ayrı bir mesele. Ama imkansız da değil. O şekilde neticede bizim de aklımız var, irademiz var. Yanlış hal ve hareketlerimize sınır koyabiliriz. Lisan-ı hal, tabiat lisandır. Lisan-ı hali tabiat, lisandır onlarda. Ve tabiatın hal dili lisandır onlarda. Onların da kendilerine ait neyi var? Bir dilleri var. Fakat lisan-ı kal demiyoruz. Dille yapılan bir konuşma değil. Lisan-ı hal diyoruz. Lisan-ı hali tabiat lisandır onlarda. Onların da kendi aralarında bir konuşma dilleri var. Bir anlaşma metotları var. Bir ihtisas teatisidir dönen arada. Onların da arada iletişim var. His alışverişi arkadaşlar. Burada şurayı bir daha okuyorum. Lisan-ı hali tabiat lisandır onlara da lisan-ı hali tabiat lisandır onlara da. Onlar da kendi aralarında bir hal lisanları var, anlaşmalarını sağlayan. Nasıl bir lisan? Bir ihtisas teatisidir, bir his alışverişidir dönen arada. Onlar da his alışverişi şeklinde kendi aralarında anlaşıyorlar diyor. Bir ihtisas ki, yani his alışverişi ki pek incedir fakat keskin, ne hasbihali semavi nasıl belağı mübin. Ne hasbihali semavi, yani öyle bir alışverişi his ile konuşma var ki, ne hasbihali semavi, yani semavi bir hasbihali sohbet nasıl belâg-ı mübîn, yani öyle apaçık bir bir anlaşma, yani net güzel bir anlaşma, semavi bir hasbihal, bir sohbet, bir muhabbet o gökyüzü erkanın arasında mevcut diyor arkadaşlar. Evet, görün şu aile efradının sevişmesini, kendi aralarındaki o sevgi bağını, sevgi dilini görün. Küçük büyüklerinin ruhu. Evet, şu kelimeyi okumanızı istiyoruz arkadaşlar. Küçük büyüklerinin ruhu, küçük büyüklerinin ruhu. Şurada Arapça bir tamlama var. Göz aydınlığı anlamında, manasında vereyim arkadaşlar. O tamlamanın çevirisini okursanız güzel olur. Evet arkadaşlar, alttan ikinci mısra. Alttan ikinci mısra, sonda bir Arapça tamlama var. Bu Arapça tamlama göz aydınlığı manasına geliyor. Göz aydınlığı Arapça bir tamlama olduğunu ve dualarda, özellikle böyle nikah dualarında falan geçtiğini söyleyelim. Okursanız, yazarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Nihal Şahan, şu var ki merkezi Na Asame'de değil, Ta Asuman'da, yani gökyüzünde, semada manasını. Evet, Ayşegül Ayşegül okudu. Kurretel Ayn, Kurretül Ayn, aynı, Kurretül Ayn, göz aydınlığı,
Kurretül Ayn'ı. Evet, okuyanlar oldu. Kurretül Ayn'ı. Büşra Gültekin, Kurretül Ayn. Evet, Farsça değil de Arapça. Kurre, Kurretü, Kurretü, El Ayn, Kurretül Ayn'ı. Göz aydınlığı. Büyük, küçükler için dayedir, mürebbidir. Büyük, küçükler büyükler için diyor, bir göz aydınlığıdır, bir neşe kaynağıdır. O gökyüzünde, o nurani aileler, o meclislerde küçük yıldızlar, büyük yıldızlar için bir ruhtur, bir sevinç kaynağıdır, bir göz aydınlığıdır. Büyükler, büyük olanlar ise küçükler için dayedir, mürebbidir, bir koruyucudur, bir terbiye edicidir. Arkadaşlar, daye, mürebbi, terbiye edici, koruyucu manasına bu iki kelimeyi ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz diyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 30. sayfayı okuduk, 31. sayfaya geçtik. 31. sayfada şöyle 4 mısra dize yansıttık. Bu 4 dizeyi okuyoruz. 4 dize arkadaşlar, herhangi bir dizeyi inşallah mesaj kısmına yazıyorsunuz. Özellikle hangi kelimeleri? Bakalım, öyle de zor, okunması zor olan kelime yok ama şu kelimeyi özellikle dikkatli okursanız memnun olurum. Büyük bir ihtimalle şu kelimeyi kız ismi, bayan ismi olarak duyduğunuz, onun için çevirebilirsiniz, problem yok. Yani 4 satırımız şu kelime olabilir arkadaşlar. Şu kelimeye bir dikkat edelim. Sinle başlayan kelimeye dikkat edelim. Bunu okurken. 4. mısranın sondaki kelimeye dikkat edelim. Bir de şu mimle başlayan kelimeye dikkat edelim arkadaşlar. Buyurun, 2 dakika. Evet, Kurretül Ayn okuduk. Evet arkadaşlar, yani Safahat'ın gerçekten çok hoş bölümlerinden bir tanesi. Yani geneli güzeldir. Bu kısmı uzun zamandır ya okumamışım. Arkadaşlar, gerçekten güzel benzetmesi. Evet, Cemile Hanım okumuş. Özellikle dikkat edin demiş olduğum 3. satırın başı serir. İhsan Çağrı Düz bir önceki okuyacağımız kısımda Kurretül Ayn ibaresi vardı, onu okumuş. Cemile Hanım mevkibini gayet güzel okumuşsunuz, mevkibini. Evet, buradaki benim anladığım birkaç anlamı var kelimenin ama takım yıldızı kastedilen, takım yıldızı veya takım yıldızının içinde bulunduğu yeri. Evet, Emin Rasim Sayar okumuş, Mihriban olarak okumuş. Onu da tebrik ediyoruz Emin. Ömrüm Işıkay okumuş. Evet, gayet güzel. Mihriban'ı bir şeysi odur değil de meşhur bir kelime var. Yönetici anlamında, baş anlamında bir şeysi değil de ne diye okuyalım onu. Mihriban kelimesinden sonraki kelime arkadaşlar biraz böyle silinme durumu var sanki, ondan biraz zayıf gibi duruyor ama şöyle bakalım, ben okuyayım arkadaşlar, siz takip edin. Eksiklerimiz, yanlış okuduğumuz yerleri gideriz. Gider hayatını tanzim eder, görür gözetir. Güneş ki ailenin mihriban reisi odur, şefkatli. Evet, güneş ki ailenin, o güneş sistemini bir aileye benzetiyor. Güneş ki ailenin mihriban reisi, şefkatli, merhametli, koruyucu, gözetici manalarına geliyor arkadaşlar. Reisi odur. Seriri muhteşeminden, muhteşem makamından. Serir arkadaşlar taht anlamına geliyor. Taht anlamına geliyor. Koltuk anlamına gelebilir. Oturulan yer. Yani reisin veya diyelim ki bir yerin, büyüğünün,
oturmuş olduğu yere ne diyoruz? Serir diyoruz arkadaşlar. Serir muhteşeminden, o güneşin makamını bahsediyor. Serir muhteşeminden, muhteşem koltuğundan, makamından süzüp fezayı vakur, fezayı vakur bir şekilde süzer. Nereden süzer? Muhteşem seririnden, koltuğundan. Evet, nazarıyla arar her tarafta mevkibini, takımını, yani güneş sistemini oluşturan yıldızları. Arkadaşlar hep yıldızlar diyorum, kusura bakmayın. Güneş sisteminde bir tane yıldız var, gezegenleri. Nazarlarıyla arar her tarafta mevkibini, yani gezegenlerini arar diyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel bir şey yapmış. Böyle burada bir kişileştirme yapmış. Güneş sistemini bir aileye benzetmiş. Ailenin reisi olarak da güneşi tam merkeze kondurmuş ve makamından, muhteşem makamından fezayı vakur bir şekilde süzdüğünü ve mevkibini, yani takımını gözettiğini, çünkü bir mihriban reis olduğunu, şefkatli, merhametli bir reis olduğunu burada ifade etmiş diyoruz arkadaşlar. O zaman şu dört satırı arkadaşlar, dört satır diyorum mısra. Burayı da okuyalım. Okurken okuyamayacağımız, okuruz, okumayacak kelime yok ama zorlanacağımız kelime var mı? Şunu tamlama olarak alalım arkadaşlar. Şöyle tamlama, Farisi bir tamlama yapalım. Şunu bilirsiniz, nazlı manasına onun farklı bir versiyonu. Oradan arkadaşlar, şunu üçlü tamlama olarak okuyalım. Farisi üçlü tamlama olarak okuyalım. Onun dışında da zorlanacağınız şu kelimeyi, belki az kullandığımızdan dolayı zorlanabilirsiniz. Şu kelimeyi dikkat ediyoruz bir. Şu üç kelimeyi Farisi bir tamlama yapıyoruz. Şu iki kelimeyi Farisi Farsça tamlama yapıyoruz. Yani Farisi tamlama derken arada ı, i şeklinde birleştirme. Sanki esre varmış gibi kelimenin sonunda birleştiriyoruz arkadaşlar. Buyurun. İki dakika herhalde yeter. Yani şöyle, serir biraz tabii ki geniş bir kullanımı olabilir. Yani oturulan herhangi bir şey. Yani sedir de diyoruz mesela. Sedir, Türkçe'de sedir demişiz. Oturulan herhangi bir şey. Fakat buradaki koltuk manası daha uygun. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Surur kelimesi olarak geçiyor. Seririn çoğulu arkadaşlar. Sururun, alâ mütekabiliğin. Tahtlar olarak mesela. Kur'an-ı Kerim'de de Vakıa suresinde surur kelimesini, yani serir kelimesini taht olarak çevirme daha yaygın. O şekilde hatırlatmış olayım. Sururun alâ mütekabiliğin, cennet ehlinin karşılıklı tahtlar üzerinde oturup sohbet etmeleri, muhabbet etmeleri cennet nimetlerinden olarak bahsediliyor. Orada taht olarak serir kelimesi daha çok Türkçe'ye çevriliyor arkadaşlar. Cemile uçar yarı gaibini. Yani gaybettiği yarını, görünmez. Tabi buradaki yarı gaib, görünmez sevgili, dost. Bakalım orada hangi anlama geliyor. Evet. Nasıl ararsa bir avare, başıboş birisi yarı gaibini, kaybettiği dostunu, sevgilisini. Hani yukarıda güneş tahtına oturmuş mevkibini süzüyor ya, yani seyyareleri, yani gezegenleri süzüyor ya, nasıl süzüyor, nasıl ararsa bir avare, kendinden geçmiş başboş gezen bir avare, yarı gaibini, kaybettiği dostunu, sevdiğini, arkadaşını bulunca hepsini artık o nazenin sine, o nazenin, o nazlı sine, hepsini bulunca o sevdikleri alır birer birer ağuşu har şefkatine. Arkadaşlar, güneş sistemini biliyorsak, o güneş sistemi üzerine çok güzel burada bir kişileştirme, teşhis sanatı uygulanmış. Evet arkadaşlar, yani ne yapıyor? Fezadaki mevkibine bakıyor, yani kendisine tabi olan gezegenlere bakıyor. Evet, onları kolluyor. Bulunca hepsini artık o nazenin, o nazlı sine,
alır birer birer ağuşu harı şefkatine. Ağuşu harı şefkati çevirebilir miyiz arkadaşlar? Anlam verelim. Üçlü bir tamlama dedik. Sondan itibaren anlam vermeye dikkat edeceğiz. Ağuşu harı şefkat ne demek? Şöyle güneşi düşünün. Güneşin o sıcak yapısını düşünün. Sanki bir anne veya baba gibi, tamam mı? Yani bir eve benzetilmiş, o evin merkezinde olduğunu düşünün. İşte akşam ne yapıyor? Evin bütün efradı evde toplanıyor. Son derece şefkatli bir aile reisi. Öyle farz edin. Ona binaen de avuşu hariç şefkat hangi anlama gelir? Bir mana verelim arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, Yasemin Kırtay alır birer birer. Alır birer bir avuşu. Evet. Avuşu hariç şefkatine. Evet, gayet güzel. Tersten anlam veriyor. Şefkat bildiğimiz yani o sevgi, şefkat, şefkatli sıcak kucak. Aynen öyle. Ömrüm Hanım yazmış, Cemile Hanım, Havva Hanım yazmış. Şefkatli sıcak kucağına ne yapıyor? Bütün mevkibini yani seyyareleri yani gezegenleri alıyor arkadaşlar. Sanki bir anne, bir baba şefkatiyle onları buluyor ve ne yapıyor? Avuş hariç şefkatini alıyor. Evet arkadaşlar, yine dörtlü dörtlü gidelim. Bari ekrana o dörtlü sığıyor. Şuradan itibaren şu kelimeye bir dikkat edelim. Aslında bildiğimiz bir kelime ama günlük hayatta kullanmıyoruz. Ona bir dikkat edelim. Aile, yuva anlamına geliyor arkadaşlar. Onu bir düzgün okuyalım. Onun dışında bakalım şu kelime. Şu kelimeye dikkat edelim Arapça. İf'al kalıbına göre okuyacağız arkadaşlar. İf'al kalıbı harekelemeye dikkat ediyoruz. Onun dışında da şurada arkadaşlar yine bir Farsça ne yapalım? Farsça tamlama yapalım. Zaten saray bu kelimeyi okursunuz ama öbür kelime de yine dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime. Saray kelimesiyle beraber diğer kelimeyi Farsça bir tamlama yapalım. Evet arkadaşlar, 2 dakika zaman tanıyoruz, okuyalım. Ve bir mısrasını inşallah yazalım. Buyurun. Evet, hararet kelimesiyle aynı kökten arkadaşlar. Hararetli tartışma diyor ya, böyle sıcak. Har, sıcak anlamına geliyor. Evet. Evet, ömrüm Işıkay, Hanuman'ı tutan hep onun himayesidir. Yani onun o şefkatli o kucağı bu yuvayı ne yapıyor? Ayakta tutuyor bu güneşin. Evet, bu Hanuman'ı, bu yuvayı tutan hep onun neyidir? Himayesidir. Büyük bir ihtimalle klavyeden kaynaklanan bir hata var. Cemile Hanım, himaye. Evet, gayet güzel. Yalnız İhsan Hocam, geçen hafta da oldu, geçen haftadan da hatırlıyorum. Sizin mesajlar bayağı bir geç düşüyor sanki. Yani sizin mesajlar şu an bizim ders akışına göre 1 veya 2 dakikalık bir sapma var. Önemli değil, siz yine devam edin. Gayet güzel. Okuyalım. Bu Hanuman'ı, hani o güneş sistemini bir eve benzetti. Güneşi bir babaya, evin mihriban reis dedi, şefkatli, merhametli. Zaten mihriban kelimesi Rahman olarak çevriliyor. Yani Rahman manasına çevriliyor. Aynı anlam veriliyor. Rahman kelimesi, Arapça Rahman kelimesi Farsça'ya çevrilirken mihriban kelimesiyle şefkatli, merhametli manasına çevriliyor arkadaşlar. Bu Hanuman'ı, bu aileyi tutan hep onun himayesidir, güneşin himayesidir. Üzerlerinde gezen saye kendi sayesidir. Onu o himaye sayesi, himaye gölgesi, onun o koruyuculuğu. O sayedir ki, o sahip çıkma. Saye arkadaşlar, saye
aslında Farsçaya ait, Farsçadan dilimize geçen bir kelime, orijinal anlamı sayı, gölge anlamına geliyor. Ama biz sayı kelimesini işte onun sayesinde, onun vesilesiyle, onun yardımıyla manasında kullanıyoruz. Gölge manasıyla irtibatlı mı? Kesinlikle irtibatlı. Yani himaye kanatlarının gölgesi altında gibi düşünün. Hatta sayeban kelimesi var, gölgelik, sayeban. O sayedir ki yayıldıkça nuru, evet o sayedir ki yayıldıkça nuru, evet şu kelimeyi nasıl okuduk? İb'ada, ib'ad, uzaklara, ba'id kelimesinden arkadaşlar, ib'ada hayat ışıkları başlar, sarayı minada, hayat ışıkları başlar, sarayı minada, yani o cam cam sarayda, sırça saray manasına, o parlak, tabii parlaklığından dolayı. Veya diyelim ki güneş sisteminin bulunduğu yer bir ev gibi değerlendirilmiş. Hayat ışıkları başlar sarayı minada. Çünkü bir aile efradına benzetildiği için o aile efradının bulunduğu o güneşin, o peyklerin ve o seyyarelerin, gezegenlerin bulunduğu ortam bir eve benzetilmiş, hanumana benzetilmiş. Bir sarayı minaya, parlak ışıklı camdan sırça bir köşke saraya benzetilmiş arkadaşlar. Evet, öyle bir aile ki, evet, bu aile efradı durmuyor. Evet arkadaşlar, durmuyordan sonra çok kolay ama bazen böyle göz aldanıyor. İki noktadan sonra şu iki kelimeyi okursak, ne okuduk arkadaşlar? Orayı merak ettim. Evet arkadaşlar, evet bu aile efradı durmuyor. Sürekli hareket halindeler. Evet, Havva'nın el ele verip gayet güzel. Evet, okuduk. Evet, bu aile efradı durmuyor. El ele verip ezelde çizilmiş bir istikametle kemali mümkini idrake doğru hep koşuyor. Kemali mümkini idrake doğru hep koşuyor. Yani onlar için bir nevi ne diyelim, çizilmiş o kemaldeki mümkünat dairesindeki o kemaldeki ne diyelim ki son varacakları yere doğru, varacakları hedefe doğru hep koşuyor ve beraber el ele verip istikametle kendi yörüngelerinde hareket ediyorlar ve yörüngelerinin dışına çıkmıyorlar diyoruz arkadaşlar. Ve son 3 satır dize mısra kalmış arkadaşlar. Burada okumakta zorlanacağımız kelime var mı? Şunda belki zorlanabiliriz. Şunda. Şunu Farsça tamlama olarak okuyalım arkadaşlar. Şunu az çok bilirsiniz. Şu kelimeyi okuyabilirsiniz. Engel anlamında arkadaşlar. Şöyle bir son 3 satırı da okuyalım. Herhangi bir mısrasında mesaj kısmına yazalım. Buyurun. Evet, ömrüm ışıkay fezada füsühat değil de füshat diye okuyalım. Füshat. Aslında füshat kelimesi bizim bildiğimiz bir kelime. Vüsat. Vüsat yani genişlik manasına. Füshat diye yazılmış acaba eş anlamlı bir kelime mi yoksa ses değişiminden kaynaklanan farklı bir versiyonu mu? Onu sözlüğe bakmadım. Ama bizim bildiğim vüsat genişlik manasına gelen o vasi vüsat aynı manayı ne yapıyor arkadaşlar? Cümleye veriyor. Evet. Fezada füshati gördükçe büsbütün coşuyor. O genişliği, o fezanın genişliğini gördükçe büsbütün coşuyor. Çünkü hareket edecekleri geniş bir alan var. O yıldızların
veya özellikle Güneş'in ve Güneş'e tabi olan gezegenlerin bu azmi kahiri, bu kahir azm çalışma nevmid eder mi bir hail? Bu azmi kahiri, o şiddetli, o gayret manasını, azmi kahiri nevmid eder mi? Ümitsiz eder mi? Na ümit, nevmid. Ümitsiz eder mi bir hail, herhangi bir engel? Yani o kadar geniş bir çalışma alanı var ki, yani ve çok ciddi de ne var? Bir gayret var. Onun için de bu azm-ı kahiri, o şiddeti, çalışma azmini ümitsiz etmez herhangi bir engel diyoruz. Yolun uzunluğu zira vazifesinde değil. Evet. Evet arkadaşlar, şurayı okuyorum ben bir sonraki sayfaya geçmek açısından. Ne ıttıradı müebbet, ne ıttıradı müebbet. Yani bitmez bir takip, sürekli bir hareket. Yani yörüngeden hiç çıkmıyorlar. Yani düşünün, milyonlarca senedir yörüngelerine ne yapmamışlar? Çıkmamışlar. Yani Güneş kendi yörüngesinden, Güneş'e tabi olan seyyareler Güneş'in etrafındaki yörüngelerinden çıkmamışlar. Bunu kastediyor. Ne ıttıradı müebbet, bitmez bir takip, ne muntazam hareket. Eski çağlardan beri arkadaşlar gökyüzündeki yıldızlar yeryüzü halkına bir ne olarak örnek olarak şey yapılmıştır, misal getirilmiştir. Yani düzen açısından, insanların uyumu açısından, işte devletin ne diyelim çalışma prensibi açısından gökyüzünün ecramı insanlara böyle ne yapılmıştır? Örnek, misal getirilmiştir. Onlardaki o uyum, o çalışma, o azim, o gayret, o beraber dayanışma ve ittihat hali insanlara hep örnek olarak sunulmuştur. Tabii ki bizde irade var, bizde his var. Onlardan farklı olarak o noktadan zorlanıyoruz. O gökyüzündeki düzeni yeryüzünde tesis etme noktasında bir elbette bir zorluğumuz var, zorlanmamız var. Evet arkadaşlar, ilk satırı da ben okuyayım. Ya ellerindeki bernameç, etseniz dikkat, ellerinde bir liste var. Ya ellerindeki bernameç, etseniz dikkat, bir incelikle mesaiye münkasimdir ki, yani her birinin niye var? Bir vazifesi var, ellerinde bir liste var ve herkes o listeye göre ne yapıyor? Bir vazife almışlar, o vazifeyi yerine getiriyorlar. Her birinin kendine has bir vazifesi var. Ellerinde de bir bernameç var. Bir bernameç var, yani bir liste var, bir çalışma listesi var. Ne inceliktir o, kabil değildir idraki. Ne inceliktir o, kabil değildir idraki. Anlaşılması kolay değildir. Görülmüyor birinin istirahat eylediği. Sürekli hareket halindeler. Bir ıttıradı müebbet var. Sürekli yörüngesinde hareket etme var. Görülmüyor o yıldızların ve yıldızlara tabi gezegenlerin ve peyklerin, yani uyduların birinin istirahat eylediği diyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 mısrayı da size bırakıyorum. 1, 2, 3 okuyorsunuz ve herhangi bir mısrağı mesaj kısmına yazıyorsunuz. Buyurun. Evet, Ömrüm Işık Ay, Safa'da okuma yarışması var hocam. Mevzu nedir acaba? Yani şöyle, biz normalde burada her hafta matbu eserlerden okuyoruz. Safa'yı biraz uzun tuttuk. Uzun tutma sebebimiz şu. Yani normalde bizim, yani 30 kaç haftadır, 34-35 haftadır düzenli olarak burada Osmanlıca matbu metinler okuma çalışmamız var. Fakat kendi ilimizde lise öğrencileri arasında Safahat okuma yarışmamız var. Onun için dedik ki hadi Safahat okuyalım çocuklar, siz de takip edebilirsiniz. Ondan mevzu açıldı. Yoksa bir yarışmaya dönük bir çalışma bu değil genel manada. Sadece 3 haftadır işte bir yarışma var, Safahat yarışması. Bu Safahat yarışmasına katılan gençlerimiz de derslerimizi takip ediyorlar. O şekilde birleştirmiş gibi olduk iki çalışmayı. Evet, ikinci kelimeye dikkat ediyoruz Havva Hanım. Onun tevkifi değil de tevkif olması için kaftan sonra bir ye gelmesi lazım. Tef'il babında
bu tefeul babında kalıbında onun tevakkufu durması. Zira bütün bir aileyi, yani güneş diyor hiç ne yapmadı, vazifesinden geri durmadı. Görünmüyor birinin istirahat eylediği, özelde de güneşin, onun tevakkufu durması zira bütün bir aileyi dakikasında perişan eder, ezer, bitirir. Yani gökyüzündeki bütün yıldızlar bir geniş aile olarak da düşünebiliriz. Güneş sistemini de bir aile olarak düşünebiliriz. Bir tanesi diyor vazifesinden geri durduğu an diğerlerini de ne yapar? Perişan eder. Sistemi bozar. Dakikasında perişan eder, ezer, bitirir. Demek ki istese bir zerre bin cihan devirir. Demek ki istese bir zerre bin cihan devirir. Yani kelebek etkisi mi deniliyor? Hani birisi diyor şeyinden çıksa, yörüngesinden çıksa, belki diğerlerinin de yörüngesinin bozulmasına sebebiyet verecek, etki yapacak. Birbirinin dengesinin bozulmasına sebep olacak manasına. Demek ki istese bir zerre bin cihanı devirir. Fakat o zerre için nerededir atalete meyil? Evet, yani tembelliğe bir meyil yoktur diyor. Bakın durur mu Süreyya? Bakın durur mu Süheyl? Yıldızları sayıyor. Gökyüzünde yıldızlar sürekli hareket halindeler. Ittırat-ı müebbet var ve kendi yörüngelerinde akıp gidiyorlar. Bakın durur mu Süreyya? Süreyya takım yıldızı. Bakın durur mu Süheyl? Süheyl takım yıldızı. Görüp Süheyl'ini, evet Şi'ra'da her zaman çalışır. Görüp Süheyl'ini Şi'ra'da her zaman çalışır. Birbirlerine bakarlar, birbirlerine destek olurlar. Bakın durur mu Süreyya? Bakın durur mu Süheyl? Görüp Süheyl'ini Şi'ra'da her zaman çalışır. Şi'ra yıldız, takım yıldızı arkadaşlar, Sirius diye de geçiyor. Meşhur büyük bir yıldız grubu. Görüp Süheyl'ini Şi'ra'da her zaman çalışır. Bakar uzaktaki Ayyuka. Ayyuka çıkma diyoruz ya arkadaşlar. Ayyuk gökyüzünün en üstü kabul edilen kısım. Bakar uzaktaki Ayyuka, gökyüzünün en üstü kabul edilen kısım, göğün en yüksek noktası. Bakar uzaktaki Ayyuka, Ferkadan çalışır. Ferkadan da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye biliyorum. İki yıldız, parlak iki yıldız arkadaşlar. Ferkadan çalışır, iki yıldıza verilen isim arkadaşlar. Kararı yok hele, Ramih'le Azel'in bir an. Bunlar da yıldız isimleri arkadaşlar. Kararı yok hele, Ramih'le Azel'in bir an. Yani bu gökyüzündeki muhtelif yıldızları, yıldız takımlarını sayıyor ve bunlar ıttırad-ı müebbet içinde binlerce senedir, milyonlarca, belki milyarlarca senedir kendi yörüngelerinde sürekli ne yapıyorlar? Tembellik eseri göstermeden çalışıyorlar diyor arkadaşlar. Evet. Evet, Ayyuk, yukarının yukarısı anlamını vermişsiniz. Gayet güzel. Hani Ayyuk'a çıktı ahımız, sesimiz. Ayyuk'a çıktı, en üstü çıktı. Gökyüzünün en üstü, evet. Tevakkuf, evet, tevakkuf Ömrüm Hanım, tevakkuf. Ferkadan iki parlak yıldız ismi arkadaşlar. Ferkadan, evet, orayı geçmiş olduk. Arkadaşlar şurayı da okuyalım. Zamanımız da aslında bitiyor gibi. 4 dakika geç başladık. Sanki 1 dakika 2 dakika daha devam edebiliriz. Sayfayı bitirelim. Hulasa, özet, his ile yahut nazarla fark olunan, hisle veya gözle görülen, nücumu namütenahi, sayısız yıldız. Sayısız sonsuz yıldız. Bütün çalışmakta. Sükun tasavvuru kabil mi? Budu mutlakta. Sükun tasavvuru. Onların diyor vazifelerinden geri durmaları, onu tasavvur etmek mümkün mü? Budu mutlakta. Evet. Bu mevkibin, bu yıldızların gece gündüz koşan bu kafilenin arkadaşlar, son iki mısra, zamanımız da bitti. Son iki mısrayı sizin okumanızı ve sizin okuduğunuz son iki mısrayla da
dersimizi ikmal etmeyi istiyoruz inşallah. Son iki dizeyi buyurun okuyun. Bugün biraz ben herhalde fazla çevirdim, fazla okudum gibi oldu. Havva Çubukçu, bize bırakmadınız. Bari yüzüme vurmasaydınız. Tamam inşallah. Son iki mısrayı size bırakıyoruz inşallah. Ama bazı katılanlar da onu da istiyorlar. Hocam siz sadece okuyun. Biz takip edelim ama biraz ortasını bulmakta şey var. Kesinlikle fayda var arkadaşlar. Evet, ne okuduk? Son iki dizeyi, son iki mısrayı arkadaşlar okuyoruz. O saltanatlı diye okuyoruz. Tabii o gözden kaçmıştır. Evet. Mürettebatı birer saltanatlı ailenin, mürettebatı birer saltanatlı o gösterişli ailenin, o büyük gösterişli ailenin birer mürettebatıdır, birer tayfasıdır, birer ferdidir. Reisi daimidir, daimi reistir vaka bu aileler. Reisi daimidir, daimi reistir vaka bu aileler diyor arkadaşlar. Burada inşallah dersimizi ikmal ediyoruz. Önümüzdeki hafta belki kaldığımız yerden ona karar vermedim ama istiyorsanız aynı kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yeni bir kitaba da geçebiliriz. Bu konuda görüşünüz varsa alalım. Ondan sonra dersi hemen bitirelim. Yani okuduğumuz bu kısmı devam edelim yoksa yeni bir kitaba geçelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Birkaç görüş alırsak en azından bize bir ışık tutmuş olursunuz. Yani güzel gidiyor ama farklı kitaplar görmede de bir maslahat, bir güzellik var diye düşünüyorum. Evet, aynı kaldığımız yerden devam edelim tarzında bir görüş var. Evet, bir kişi görüş bildirmiş. Vaka mı? Vaka mı? Vaka. Vaka olması için vaka bir olayı ifade ediyor. Vaka orada elif aradan kalkmalı. Ayından sonraki elif de düşmeli ve h olmalı. Vaka. Evet, vaka arkadaşlar, vaka ile vaka'nın yazımı farklı. Vaka bu şekilde yazılıyor. Şöyle hemen. Vaka bu şekilde yazıyor. Vaka olması için bir vaka demek bir olay demek zaten. Elif olmayacak. Ayından sonraki de elif kalkacak ve oraya bir ne gelecek? Bir h gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Bu safahata bir hafta daha devam edelim. Temennisi var inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sesim de gitti bu arada. Evet, Ömrüm Işıkay, her hafta bizim dersimiz salı günü 9.30'da fakat haftanın 5 günü aynı saatte 45 dakika. Bugün biraz uzattık, Allah affetsin, 5 dakika geçmişiz. Haftanın her günü 9.30'da başka hocalarımız da başka dersler veriyorlar. Yani yarın da var, cuma günü de var. Evet, vak'a, buradaki vak'a, vak'a biraz farklı. Dediğim gibi iki elif olmayacak. Ve ayından sonra da bir H gelecek arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz diyoruz ve dersi burada artık kapatıyoruz.